Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gülümüzün yapraklarının ve boru kısmının yapımını göstereceğim. Gülümüzün yapım aşamasını yukarıya ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Bismillah diyerek başlayalım. Sihirli halka yöntemiyle parmağımızda 6 adet zürafa yaptık ve buna boru şekli vererek istediğimiz uzunluğa getirdik arkadaşlar. Şimdi her bir zürafanın içerisine bir adet artırma işlemi yaparak zürafa sayımızı toplamda 12 rakamına ulaştıracağız. Şimdi ilk gözlemeyle başladım. Bir adet artırma işlemi yaptım. Hemen yandaki gözlemeye geçiyorum. Ve aynı zürafanın içerisine tekrardan bir adet daha artırma işlemi yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Aynı gözlemeye bir adet artırma yapıyorum. Yan kısma geçiyorum. Bir adet artırma yapıyorum. Boru yaparken özellikle arkadaşlar şu kısmı iğnenizden ipinizi iki kez dolayın. Bakın hiçbir kırılma yapmıyor. Gayet sıkı duruyor. Hemen yandaki gözlemeye geçiyorum. Artırmamı yaptım. Ve son gözlemeye geldik. Geçiş yapıyorum. Toplamda zürafa sayımızı 12 rakamına ulaştırdık. Şimdi ilk artırma yaptığım şurada gözleme vardı arkadaşlar. Hemen içerisine batıyorum. Şimdi bu aşamada daha artırma işlemi yapmadan zürafalarımızın etrafından 2 sıra boş döneceğiz. Her birinden iğnenizi her bir gözlemeden tek tek geçirmeye özen gösterin. Burada zürafalarımızı atlamamamız lazım. Çünkü rakamlar gülümüzün yapraklarını yaparken önemli. Bir sıramı döndüm arkadaşlar ben. Şimdi bir sıra daha döneceğim. İkinci sıramı da döndüm arkadaşlar. Şimdi
herhangi bir gözlemimizde bir adet artırma işlemi yapıyorum. Yaptım. Şimdi yandan 1, 2, 3, 4 şu kısmı bir tane daha yaparız. 1, 2, 3, 4 şu kısmı yaparız. 1, 2, 3, 4. 4 zürafada bir artırma işlemi yapacağım. Toplamda 3 adet artırma yapmış olacağız. Birinci artırmamızı yaptım. Hemen yandan 4 tane zürafa yapıyorum. Dördüncü zürafama geldik. 4 adet gözleme yaptım. Şimdi hemen aynı zürafanın içerisine bir adet artırma yapıyorum. Birinci artırmamızı şurada yaptık. 4 adet zürafa yaptım. Dördüncü zürafanın içerisine bir adet daha artırma yaptım. Şimdi yandan devam ediyorum. 1 2 3 4 Dördüncü zürafamı da yaptım. Hemen içerisine artırma yapıyorum. Hemen yandan başlangıç noktasına doğru zürafa yaparak devam ediyoruz. Dördüncü zürafamda başlangıç noktasına geldim arkadaşlar. Bu artırma yapma sebebimiz gülümüzün, şu kırmızı gülümüzün bu gövde kısmının daha rahat oturması için, yani o kısmı kapatabilmemiz için. Şimdi etrafından iki sıra hiçbir şey yapmadan boş döneceğim. İkinci sıramı da döndüm arkadaşlar. Şimdi kısaca anlatmak istiyorum. Sihli halk yöntemiyle parmakta alt ara zürafa yapmıştık. Boru şekli vererek istediğimiz uzunluğa geldik. Daha sonra bitiş noktamızdan itibaren her gözlemenin içerisine bir adet artırma işlemi yaparak zürafa sayımızı 12 rakamına ulaştırıyoruz. 12 rakamından sonra hiçbir işlem yapmadan 2 sıra etrafından boş tur atıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bir zürafaya bir adet artırma işlemi yapıyoruz. 4 gözleme yapıyoruz. Bir artırma işlemi yapıyoruz. 4 gözleme yapıyoruz. Bir artırma işlemi yapıyoruz. Bunun amacı şuradaki açıklığı verebilmemiz arkadaşlar. Şimdi bunu yaparken de hani verdiğim sayılarla ilerleyin, fakat yapacağınız gülün alt kısmına, yani şu gövde kısmına her zaman ölçü alarak yapın. Şimdi elimiz farklıdır. Ben iki gözlemeyle zürafayı daha sık tutarım. Siz daha gevşek tutabilirsiniz. Hani bu kişiden kişiye değişebiliyor. Tabi sayılarımda karar kılabilirsiniz ama yaparken her zaman ölçülü bir şekilde ilerlemeye özen gösterin. Şimdi ben iki sıra döndüm. Bu benim için yeterli. Tabi sizler alt kısmını daha iyi kapatmak istiyorsanız buradan bir sıra daha dönebilirsiniz. Şimdi iki sıra döndükten sonra artık gülümüzün yapraklarını yapmaya başlayacağız. 12 gözlemem vardı. Son artırmada bu gözleme sayısını 15'e çıkardım. 1, 2, 3, 3 adet zürafayı alarak geriye doğru düğüm atıyorum. Şimdi artık yapraklarını yapmaya başlıyoruz. İlk zürafamda 1 adet artırma işlemi yapıyorum. Hemen yandaki gözlemeye geliyorum. Ve orta kısımda da bir adet artırma yapıyorum.
Son zürafama geldim ve burada da bir artırma işlemi yapıyorum. Üç gözleme ile başladık. Başta, ortada ve sonda artırma yaparak zürafa sayımızı 5'e ulaştırdık. Şimdi 3 yerde artırma yaparak 2 gözleme artırmış oluyoruz. Her sırada 2 zürafa sayısını artırmış oluyoruz. Şimdi tekrardan başa dönüyorum. İlk zürafamda 1 adet artırma yapıyorum. Orta kısma kadar zürafa yaparak geliyoruz. Evet, orta kısma geldik arkadaşlar. Artırma yaptığımız yere. Burada tekrardan bir adet artırma yapıyorum. Ve son gözlemeye kadar devam ediyorum. Son gözlemede bir adet daha artırma işlemi yaparak zürafa sayımı 7'ye ulaştırıyorum. Tekrar başa dönüyorum. Bu işlemi zürafa sayım 11 rakamına ulaşıncaya kadar yapacağım. Yani toplamda 4 sıra çıkmış olacağız arkadaşlar. İlk gözlemede bir adet artırma yaptım. Orta kısma geldik. Şöyle yakından göstereyim. Burada da bir adet artırma yapıyorum. Son gözlemede tekrar bir adet daha artırma yaptım. Zürafa sayım 11 oluncaya kadar bu şekilde devam edeceğim. Zürafa sayımızı 11 rakamına ulaştırdık. Toplamda 4 sıra çıkmış olduk. Şimdi tekrardan başa dönüyoruz. Ve daha hiçbir işlem yapmadan zürafa sayımızı bir rakamına ulaşıncaya kadar kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi şu kısımda bir ip ekleme işlemi yapalım. İp eklemeyi bu kısımda yapacağız arkadaşlar. Kenar kısımda yapmayacağız. Çünkü yapraklarımızın kenarından kontür geçmediğimiz için kötü bir görüntü olmasın. İpimi, ekleyeceğim ipimi yaprağımın üst kısmına koyuyorum. Şu şekilde iğnemden ilmek alıyorum arkadaşlar. Bakın alttan iğnemin üstüne bir kez doluyorum ve bir sonraki zürafaya bakın. Düğüm atıyorum. Bakın şu şekilde göstereyim. Şu pay bıraktığım ipi çekiyorum arkadaşlar. Yani küçültüyorum.
şu şekli verdik. Şimdi her iki ipi alarak şu orta kısma geldim arkadaşlar. Bakın. Zürafa yapmaya devam ediyorum. İkisinin üzerinden. Bir adet daha yapıyorum ki iplerim gözlemelerimin altından daha sıkı olması için, yani ip çıkması olmaması için. Bakın arkadaşlar, belli olmuyor. Şimdi şu kısmı şuradan keselim fazlalığı. Gözleme yapmaya devam ediyorum. Sizler de bu şekilde iplerinizi ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, şöyle arka kısımdan da göstereyim. Hiçbir şekilde eklediğimiz kısım gözükmüyor. Şimdi devam edelim. Yaprağımız şekil almaya başladı. Son kısımlara geldik şimdi arkadaşlar. Son iki gözlememiz kaldı. Bir, iki. Şimdi tekrardan başa dönüyorum ve son gözlememi yapıyorum arkadaşlar. Son gözlemeyi yaptık. Şimdi kendi içerisine tekrardan düğüm atıyorum, yukarıya çıkıyorum ve içerisine bir adet daha pırpır yapıyorum. Orada kesmiyorum hemen. Pırpır yaptık arkadaşlar, bakın. Pırpırın içerisine de tekrardan düğüm atıyorum. Ve burada işlemimizi bitiriyorum arkadaşlar. Gülümüzün birinci yaprağını tamamladık. Şöyle detaylı bir şekilde gösteriyorum arkadaşlar. İp eklediğimiz kısım kesinlikle gözükmüyor. Sizler de o şekilde yaparsanız kenarlarda kötü bir görüntü olmaz. Gülümüzün birinci yaprağını tamamlamış olduk. Şimdi iki adet daha yaprak yapacağım arkadaşlar. Her yaprağımın arasında iki gözleme bırakacağım. Şu şekilde göstereyim. 3 gözleme ile başladım. 1 adet yaprak yaptım. 1 2 gözleme bırakacağım. Hemen şu kısımdan 3 zürafa alarak bir yaprak daha yapacağım. 1 2 gözleme bırakacağım. 1 2 3 zürafa alarak yaprak yapacağım ve kendisinden sonraki yaprakla arasında da zaten 2 adet yaprak, 2 adet zürafa boşluk olmuş olacak. Ben şimdi 2 adet daha yaprak yapıp geliyorum. Yapraklarımızı tamamladık arkadaşlar. Şöyle detaylı bir şekilde göstereyim. Arkası da bu şekilde oluyor. Yaprağımızı gülümüze montaj kısmını bu videoda göstermeyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki biz bu gülü tane iş olarak yapmıştık. Yapraklarını ayrı ayrı yapıp daha sonradan birleştirmiştik.
Ben ilerleyen zamanlarda sizlere sihirli halk yöntemiyle kesmeden daha basit bir şekilde gül yapımını da göstereceğim. Bu yapmış olduğumuz yaprağı da o modelde kullanırız. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanalıma halen abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.